Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Gecemiz mübarek olsun arkadaşlar. Dersimizin bu akşamki konusu gündüz yapılan dersin devamı. Her şeyin güzel tarafını niye görmüyoruz? Gör değil. Niye görmüyoruz? Anladınız mı abi? Güzellik neden göremiyoruz? Bu kamerayı eğerle. Hazır kılın. Tamam. Bir daha. Neden her şeyin güzel tarafını göremiyoruz? Her şeyin güzel tarafını görmek lazım değil. Yani o konu değil bugün. Ona alıştık ya. Her şeyin güzel tarafını gör. Niye göremiyoruz yani? O. Bayağı sebepleri var. Bugün ben bir tanesini okudum. Neydi onu hulasa edeyim. Şuraya bak. Şurada misal vereyim. Şu kanadın siyasını görüyor musunuz? Görüyoruz. Şimdi ben hiç bütününü göstermiyorum. Sırf burayı göstersem. Bunun bütünselliğini anlar mıyız? Anlayamaz. Biz kainatın bütünselliğini görmüyoruz. Bütünsellikteki kasıt şu. Bir, hadiseleri, niye böyle oluyor, niye böyle gidiyor, niye ölüyor, niye kanser oldu, niye bu işim olmadı, niye kazanamadım, niye alamadım, veremedim, olmadı, sevmedi, seveni, ne varsa. Bir Allah'ın orada muradı var, Allah seyrediyor. Allah'ın muradı var. Kendisine has. Bilmiyoruz. İki, Esma-i Hüsnalar hükmünü icra ediyor. Üç, Meyle-i Âlâ ruhanileri, 124 bin enbiya, 124 milyon evliya, hat ve hesaba gelmeyen asfiyalar seyrediyor. Gene Meyle-i Âlâ'nın melaikeleri, ruhanileri, melaikeleri seyrediyor. Dünyada olan hadiseleri. Bir de beş, dünyada olan hadiseler ahirette sermedi manzara oluyor. Altı, insanın ruhunun inaşe kalbi, vicdan ve aklının ve bedensel hayatın terbiyesi için yapılıyor. Yedi, nefsin melabegahıdır. İşte şuradaki çizgiyi, şunu, şurayı siyahı gösteriyor. Veya şurada bir tane yer. Şurayı gösteriyor. Ne var burada deyince, bütünsel görmedin ki bilesin. Biz dünyada niye böyle oluyoruz diyen adam buradayız. Buradayız. Potreyi, resmi bütünsel göremediğimizde. Hele gaflet ve dalal. Dalal ise zaten küllümen aleyha falan. Gaflet de, ustad dalaletle gaflet eşit yapıyor. Nereye bakarsanız bakın külliyata. Ehli gaflet ve dalalet diyor. Dalalet kafir anlatıyor. Gaflet, İslam'a altında İslamiyet alakası olmayan gafir Müslüman'dan bahsediyor. İsmi Müslüman. Yani ikisi aynı. Sonuç. Sonuç itibariyle askeriydeki cephaneyi sen nöbetçiydin, uyudun, geldiler havaya uçurdular. Ha, sen uçurdun. Netice aynı. Sonuç, cephaneli gitti. Ehli dalalet ve ehli gaflet öyle.
Şimdi arkadaşlar, birinci sebep bu. Bir daha biz kendimize has bir nazarla bakıyoruz. Niye böyle oluyor? Niye böyle gitmiyor? Niye böyle oldu? Niye bu olmadı? Niye olmuyor? Onda. Bir, beşerin halis, hırslı bir nazarı var. Oysa Allah'ın orada bir muradı var. Esma'nın hükmü var. Meli-i ala ruhanilerin serengahı var. Melaikeler seyrediyor. Ahirete sermediği manzaralar oluyor. Kalbin, aklın, ruhun inkişafı için malzeme oluyor. Allah buraya muameleyi ahiret için yapıyor. Buraya, burası için muamele edilmiyor. Zaten bura onunla anlam kazanıyor. O çıkarsa o nazar, ahiret nazarı, burada helal haram kavramı kalmaz. Ahiret inancı yoksa söyleyin bana, ne helaldir, ne haramdır, ne doğrudur, ne yanlıştır. Yani doğru ve yanlış nereye göre, niçindir? Yapamam, haramdır, günahdır, doğru değil, bana yakışmaz. Hep bu ahiret inancıyla kaynaklanır. Biz demek ki şu noktanın şurasındayız Halit. Niye böyle oluyor, niye böyle olmuyor? Sen buradasın, o balonu da görmüyorsun, şu barlayı da gör. Bu Nuh'un gemisi, şurada da ustadın barlası. Ha? Ararat Dağı da var. Ararat Dağı da var. Ha, evet. Nevşehir de var ha burada. Nevşehir. Nevşehir de var değil mi? Balonlar var ya. Ha. Yok o, biz balonla geçeceğiz değil mi işte? Evet, çok şükür. Yani birinci sebep bu abiler. Niçin iyi, her şeyde iyi tarafı göremiyoruz? Resme külli bakamıyoruz. Cüz'i nazarımızı cüz'i şeye hasredip boğuluyoruz. Nazarını cüz'iyetten külliyete çevir diyor. Külli bak. Yani o küçük yere bakıp hiçbir şey yok ki burada diyorsun. Yok, aha işte. Yok, evet. Aha şuradasın, şuradasın. Veya bu kanattasın. Hiçbir şey. Şurada. Burası Allah Allah. Oysa bu dünya şeceri hırkata göre nokta. Nokta bile değil. Külli bakamıyoruz. Kitap okuyarak, Kur'an, din hayatımıza var oldukça, hayatımıza Kur'an girdikçe, Risale-i Nur girdikçe, ha, hı-hı, anlam kazanıyor, hayatımızın geçmiş ve gelecek kanatları açılıyor. Yani önün gözüküyor. Yoksa din yok. Şimdi söyle bakalım, din yoksa kabir nedir ki? Nasıl izah edeceksin? İkinci sebep, zahir perest, hotkam, zahire muptela olup, zahire bakıp çirkinlik dökmeder. Zahir perestiz, her şey gözüktüğü gibi zannediyoruz. İnsanları da öyle zannediyoruz. Zahir perest, üç, hotkamız. Hotkam, şu, hotkam manası ne manası? Kendini düşünme. He, sırf kendisini düşün, gamsız, başkasıyla hiç şeyi yok. Alakası kalmamış. Bak, niye gözükmüyor? Hotkam, gamsız, hiç, fok balığı. Hotkam, sonra hodendiş. Sırf kendisini, gel abi, gel abi, oturabilirsin. Hodendiş, ne demek? Sırf kendisini endişe ediyor. Sonra, bedbin, bedbaht. Dört tane değil mi, ikinci sözde. En acayibi de, bedbin. Her şeyin olumsuz tarafına bakıyor. Mesela, bir yere gidecek. Ya yolda kaza olursa. Hayda. Su içiyor. Bugün rastladım. İçemiyormuş. Neredeyse soruma geçecekler. Ya boğulursam. Böyle bir hastalık duydunuz mu?
ya boğulursam diye şunu, bismillah. Metalik tarafa giderse, o zaman az içeyim, akciğerde öksürerek ne kadar çıkartabilirim, o kadar içiyor. Bu öksürükle çıkar. Ya boğulursa. Demek ki niye göremiyoruz? Hodgam, Hodbin, Bedbin, Hodendiş. Olduğumuzdan. İki. Ben bunun ikincisi okuyacağım. Birinciyi ders yapmıştım. Üç. Akibeti görmeyen his ve hevesle yorumladığımız için gözükmüyor. His nefsin kalbidir. Heves nefsin aklidir. Onun da aklı ve kalbi var. His ve hevesle hodgam olduğumuz için bize bakan yönüyle bakıyoruz. Zahirle değil, bize bakan yönüyle kafamızı kainatın mühendisi yaptık. Bu doğru, bu yanlış, bu olmaz, bu da şey değil. Kainata mühendis yapmışız. Kainattaki bütün hadiseleri bize göre sanki olmuş. Yani doğruluk ve yanlışlığı benim aklım kainattan önce yoktu ki, bunun ölçülerine göre kurulmuş ki, sonra da aklen diyorum ki bu doğru, bu yanlış. Allah'ın aklı yok. Çünkü akıl doğru ve yanlışı tespit edecek termometre, barometre gibi bir cihazdır. Sonradan bilen bir alettir. Allah ilmiyle yapmıştır aklı. Allah'ın ne zatı sıfatında şey var, ne de subuti sıfatında. Akıl cihazdır, cihaz. 27. sayfa sözlerdir. Termometre cihazı gibi. Doğru ve yanlışlığın mertebelerini vahidi kıyası aletidir. Alettir. Alet ya. İlmin bir şubesi mi o zaman? Yok, şubesi değil. İlmin yaptı. İlim yaptı onu. Cenab-ı Hak subuti sıfatın dişe vuruşu. İlim yapmış. Tamam. Yüksek akıldan kasıt ne o zaman? Yüksek akıl, yani bu akıl Kur'an'la nurlanmış. Kur'an'ı bir akıl. O akıl, aklın aklı bu işte. Aklı aklıma bela, nefis işte. Aklı aklımıza bela. Niye, konumuz ne biliyor musun? Niye her şeyde güzel tarafı göremiyoruz? Ama hep alıştık bunu. Niye her şeyde bir güzel cihetini görmek diye değil. Bundan his ve hevesle bakıyoruz. Şimdi ben birinciyi okudum. İkiyi okuyayım. İnsan hem zahir perest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Ha, niye göremiyormuşuz? Hodgam ve zahir perest oluşumuzdan her şeyin güzel tarafını göremiyoruz. Hemen olumsuz. Hemen olumsuz. Acayip bir şey ya. Hemen olumsuz. Niye zahire bakıyor? Demek ki zahir perest oluşumuzdan her şey zahire bakıyor. Siyasette de öyle. Piyasada Müslüman da öyle. Piyasayı söylüyorum. Diğerlerinden bahsetmiyorum, Müslüman'dan bahsediyorum. Televizyonlarda, haberlerde düşmesi sanki Kur'an söylemiş gibi inanıyor. Yani stüdyoda yapıldığı %90'ı yalan olduğu, stüdyoda yapıldığı, çekildiği, projelendiği sanki bilmiyormuş gibi haberi sanki ayet demiş, vahiydir, inanıyor. Zahir perest olduğu için. Onun için avamdır zaten. Niye avamdır? Zahir perest olduğu için. Zahiri göre inandığı için. Demek ki niçin her şeyde güzel tarafı göremiyoruz? Hemen olumsuz diyoruz. Zahir perestlik, sonra hodgamız. Yani kendimize gamlıyız. Başka hiçbir şey gamımız yok. Fok balığı gibi. Onu göremez. Allah göstermiyor. Kör etmiş. Bir de ne vardı bunlar, bunun içinde? Bedbin. Bedbin, olumsuz yorumlayan. Hemen olumsuz. Bedbin.
bu dört taneyi bir araya gelirse, yani tahin pekmezi bir araya getirirsen bir acayip bir tatlı oluyor ya. Bak dört tanesi hotkam, hotbin, hodendiş, betbin. Dördünü karıştır pekmez tahin gibi. Hususi bir alemmiş, kendi dünyası. İkinci sözde nasıl geçiyor? Umumi dünya zannediyor. Oysa kendisinin hususi dünyasıdır. Oluşturuyor. Hangisi? Bu dört sıfat. Kendi aleminde herkes kendi hususi dünyasını umumi dünya zannediyor. Yani kendi alemimizdeki o haletler, hissiyatlar, fikriyatlar Abdullah. Zannediyoruz ki kainat da böyle. Cenab-ı Hak öyle şey yapıyor böyle. İfade de ediyor Kur'an'da. Öyle küçük dünyası o kadar küçük ki her şey yapıyor, Allah beni affeder diyor. Oysa diyor kendisi, Cenab-ı Hak diyor ki, şeytan diyor Allah'ın rahmetine güvendirip günah işlettirmesin diyor. Ama küçük dünyasında ben. Devam ediyorum. Hotkamlık cihetiyle, yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğunu hükmeder. Kendisine bakan diyorum. Bakıyoruz mesela diyelim ki Aley Yıldızı, Jüpiter vesaire. Bana bakan bir taraf var mı? Yeniyor mu? Yok. İçiliyor mu? Yok. Ağızlar ne olur olmasa ne olur. Diyelim ki en öldükten sonra diyor, bu Müslüman'da yok da, ya burada var bu, imansızlığın iktizasıdır. Ben öldükten sonra istersen dünya bir damla yağmur yağmasın diyor. Var böyle şeyler, imanda nasipsiz insanların da ifadesi de var böyle. Niye? Sırf kendisine bakan yönüyle değer veriyor, anlam veriyor. Kendisine bakan yönü yok mu? Hiç mi değeri yok? O zaman da kendisinde bir rızık almaya da vazife yükletmiyor. Oysa dünyaya gelmek rızık almaktır. İman ve küfür arasındayız. Yani imanı kazanma ve kaybetme davası başımıza açıldı. En büyük skorda değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Mahkematta diyor ki lübü bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan ifrat ve tefrite düşer. Sırat-ı müstakimi bulamayan ifrat ve tefrit dedi. Hayalata sapar. Hayalata sapar. Muvazenesiz ve muhakemesiz, elinde metre ve kantar, metre, kantar, metre, ne ölçüyor? Kantar, olmayanlar çok aldatır, aldanır. Nasıl ki İslam'da edile-i şeriye var, bir şeyin ölçü aleti, kitap, sünnet, icma, kıyas diye, edile-i nuriyedir bu söylediğim şey. Mahkeme 49. sayfada, lubu bulmayan, kışır ile meşgul olur. Doğruluk ölçüsüne bakmıyor. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi kaybeden ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve muhakemesiz olanlar çok aldanır, çok aldatır. Hak namına. Var mı ölçü? Nereye göre ne nedir? Niye şunu niçin nereye göre yapıyorsun? Neyle şey yapacaksın? Ahirete iman yoksa. Tamam mı? Bunu bunun için yapıyor. Diyemezsen her şeyde şüphecilik olur. Her şeyde. Ben bunun için yapıyorum. O kadar insan mutmain oluyor ki. Bak ne diyor? Hotkanlık cihetiyle kendine gam. Kendinden başka hiçbir şeyi gam etmez. Cihetiyle. Yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğunu telakki eder. Allah'a bakan yönünü zaten düşünmez. Ya kardeşim, Allah aşkına, bu yaşantıya ahiretle bakmasan, ahiret inancını hayatın içine sokmasan, hayatımızın içine ahiret inancı koymasak evde de huzur yok, toplumda da hiçbir denge yok ki, ölçü yok ki. Niye bu yanlıştır, bu doğrudur, bu ayıptır, günahtır, vefadır, olur mu ya? Gibi tabirler nereye göre anlam kazanıyor? Ahirete göre.
ahiret inancı ne kadarsa ona göre anlam kazanıyor bunu. Olmaz ya, ben bunu yapamam ya. Ben bunu yaparım canım. Bu doğru. Nereye göre? Ahireti ölçüsünü buraya koyuyoruz. Hayatın içine koyuyoruz. Yoksa ahirete iman, ahirette ne yapacağım ki? Ahiret işe yaramıyor ki ahirette iman, zaten oradayım. Ahiret iman burada yarıyor. Ne işime yarayacak? İman ettiğin şeyle besleniyorsun, anlam kazanıyorsun, anlamlandırıyorsun. İşte bak gördünüz, bir daha ezber söylemiyorum. İman ettiğin, ahirete iman mı ettin he? Onunla anlam kazanıyorsun, anlamlandırıyorsun, değer alıyorsun. Ahiret inancı yoksa hayatın içine. Bu niye doğru? Bu nedir? Bu ne, ne, nereye göre nedir? Bu ne, nereye göre nedir? Ne evde saygı gösterir, ne komşuluk hakkını bilir. Bir kulluk bilmekten sonra, kulluk hayatından çıktıktan sonra. İşte diyor ki, yalnız kendisine bakan şeyle hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise, saniyenin esmasına ait binlerdir. Sözler 232. Mesela hadiseler, dünya hadiseleri. Bize bakan birdir, Esma-i İlahi'ye bakan 99'dur. Diyor ki, madem böyle bir ilmi muhiti ezeli var, kim nereye layık ve mustahak ise öyle muamele ediyor ve edecek. Mektuba. Ya ben çok üzülüyordum biraz. İfrat-ı şefkat, maraz-ı ruhi sakam-ı kalbidir diyor. Şimdi bazen kendimizi kaptırıyoruz ya olayın içine ya böyle. Sonra bir bakıyorum ki, hakikaten benim yaptığım şefkat yanlışmış. Allah kim nereye layık ve mustahak ise, hiç üzülme bana, inan bana. Nereye layık ve mustahak ise Allah ona öyle muamele ediyor ve edecek. Var mı mektubat? Versene o da mektubat, kafaya. Çok önemli, her şeyinize ilaç olacak. Yok. Niye böyle oluyor? Bundan dolayı oluyor diyeceksin. Madem 243, şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır. Tamam, kainatı yaratan zatın, şimdi kafanda kime tasarlanıyorsa, kendine, eşine, sakat insanlara, ne bileyim dert, bir sürü bildikleriniz var ya, şimdi öyle bir bakın, kendime ilk önce, böyle yakınlarınıza bakın bu niye böyle oluyor diye. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır, tamam, elbette insanları ve insanların amellerini görür. Allah ilmiyle insanları görür. İnsanların amelini de görür. Hangi amelini? Mazi ve müstakbelini de görür. Allah ani değil. Allah geleceğimizi de bilir, görür. İnsanlar nereye layık ve müstahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Tamam mı? Bir daha okuyayım. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır, elbette insanları ve insanların amellerini görür. Ve insanlar neye layık ve müstahak olduklarını bilir. Layık ve müstahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin iktizasına göre onlarla öyle muamele ediyor, sonra da edecek. Hani hatırlarsınız, Kısa-i Musa'da geçiyor Kur'an'da, hikaye değil ha Kur'an'da. Hani Hızır'la arkadaş olmuştu, sen böyle arkadaş olamazsın demişti. O Hızır'la Musa Aleyhisselam gemiden indi, karaya çıkmışlardı değil mi? Orada bir ama çocuk vardı. Diğer oynayan çocukların gülmesiyle güler, bağırdıklarıyla bağırır. Kendisi görüyor mu diyor, hayır. Sonra dedik Musa Aleyhisselam. Ya bunu dua et dedi, gözünü açasın. Ya Musa dedi, Allah'ın hikmetine karışma. Ya olur mu ya, bu çocuklar şey yapıyor dedi. Onu da açılsın dedi ya. Peki. O hikmet peygamberi, o şeriat peygamberi. Ne kadar şey yaptıysa anla. Açıldı. Çocuğun
Rivayete göre. Açıldı gözü. İlk ne yaptı o çocuk? Gözü ilk defa açıldı. Herkes oynuyor. Ne yapması lazım? Açıldı değil mi? Oo, Allah Allah. Hemen oyuna girmesi lazım. Ve şaşırması lazım. Hatta şaşmasından da vazgeçtik. Çocuk oyuna girmesi lazım. O da çalık çumak oynaması lazım. Çocuk gözü açılınca ilk yaptığı iş sopayı aldı gitti. Bir tanesinin gözünü çıkarmak oldu. Sonra Musa Aleyhisselam senelerce buna ağlayıp dua edecektir Allah'ım senin işini karıştığım için. Ya. İşine bak kardeşim. Allah da işini yapıyor. Allah Allah'lık yapıyor. Sen de kulluk yap, karışma. Senin takatının haricindeki hadiselere 220 Kastamonu rahmet ilahiye, kainatın Cenab-ı Hak rububiyeti, hikmeti, inayeti ve adaleti noktasında bak. Takatın haricindeki olaylara Allah'ın rububiyeti, inayeti, adaleti, rahmeti noktasında bakın diyor. Duyuyor, sesim geliyor mu değil mi oraya? Geliyor. Ha tamam. Abi. Efendim. Abi ben şu şeye nasıl bakacağız diye sorayım dedim. Amerika'dan bir hocadı profesör. He. Dün de soracaktım da nasip olmadı. Şimdi soracağım abi. Sor. Şimdi mesela benim yaptığım günahlardan dolayı mesela yani Cenab-ı Hak bana tokat vuruyorsa da razıyım. Her şeye razıyım. Bazen benim yaptığım hatalardan, günahlardan, kusurlardan dolayı hani onlar çocukları da etkiliyor ya, sana emanet edilmiş çocuklar var. O çocukların da yani blue china ya da gelmedikleri için, gelse de daha 14-15 yaşında da olsa yani her şey sana baktığı için şimdi onlar da üzülüyor ya benim yaptıklarımla. Ben bazen buna mesela çok üzülüyorum. Yani o kadar üzülüyorum, bazen geceleri ağladığım oldu yani böyle. Bak ben bunlar, ben sebep oldum diye. Buna nasıl bir bakmak lazım ki şöyle kalp ve ruh huzur ve huzur içinde olsun. Yine ben yani şey yapıyorum, her şeye razıyım, çok şükür diyorum, elhamdülillah diyorum. Ben ne geliyorsa Mevla görelim, ne derse güzel eyler. Kudretine istinad edip hikmetine itimat ediyorum. Ama buna nasıl bir bakış açısı yapmak lazım mesela? Senin yanında emanet olan bu çocuklara ya ve seninle beraber hatalarından dolayı etkilenecek çocuklara. Onlara nasıl bir bakış açısı yapalım ki böyle bir şey olsun? Bu benimle ilgili değil de herkesle de olabilir tabii de. O zaman herkese sorayım. Ne diyorsunuz? Soruyu duydunuz. Amerika'dan soruyor. Hadi bakalım. Ömer ne dersin? Bir tane sorsa sana. Yani çok şey denir ama hatırına ne geliyor? Çocuğun ne suçu var diyor. O da kader ona ne iyisi verdi diyor. Kısacası o. Yani o çocuk onun ne var diyor. Şey Salih orada mı? Ha Salih yüksek sesle mesela. Duydun mu sorusunu? Bak şöyle bir şey dedi. Dedi ki ben babayım diyor. Benden dolayı diyor bana tokat geliyor diyor ya Cenab-ı Hak. Ama çocuklar da üzülüyor bu sefer. Ama o suçu ben yapmıştım bana geldi ama benden dolayı buna da dan oluyor diyor. Ona nasıl bakayım diyor. Başta dediğiniz olmaz mı abi? Hangisi? Kader onu terbiye ediyor. Çocuğu da büyüyor. Harika. Aferin. Kader bu ne yaptı doktor? Hocam ne ata yapıyor? Kaderi kendisine kadar baktığını, çocuğu ihata ona muamele ederken çocuğu da ihata ettiğini göremediğinden o anda ondan vartaya düşüyor. Kader buna muamele ederken bu kusurundan dolayı, hatasından dolayı muamele ederken bu adam üzülecek. Bu adam üzülünce çocuğu da üzülecek. Çocuğu üzülünce olacak. Bunların hepsini bilerek buna muamele ediyor. Biraz önce dedik, okudum ya. Madem böyle bir ilmi muhit var, insanları ve insanların amellerini görür. İnsanı da görüyor, insanın amelini de görüyor. Sonra hikmet ve adaletiyle şimdi kader seni tokatlarken sana vururken beşerin zalim eliyle senin çocuğu da biliyor. Yani onları dışarıda başkasının çocuğu imtihan olan bir şeyle olmuyor, seninle imtihan oluyor. Yani herkesin çocuğu, evladı imtihan olacak, yetişecek. Benim çocuğum
zenginlik de imtihan oluyor. Senin çocuğun fakirlik de imtihan oluyor. Benim çocuğum işte yaptığım hatadan dolayı imtihan oluyor. Yani ona da hisse, onun ruhsal yapısı şöyle. Herkese yapılan muamele şu ölçünün dışında değil. Salahiyet, mesuliyet, iktidar ve ihtiyarına göre muamele ediliyor. Yani Allah bu ruhu biliyor, çocuğun ruhunu biliyor. Bu ruhun inkişafı bu yöntemle olur. Şöyle diyeyim, daha yanlış. Bazı Müslümanların dini zenginlik de olabiliyor. İslam dairesinde kalabiliyor. Zengin yaparsa Allah İslam'da kalabiliyor. Fakir olsa onun İslam'da alakası kalmaz. Bazısının dini fakirlik de mümkündür. Onu Allah zenginlik verse dinden çıkacak. Anladınız mı bunu? Yani öyle ben çevrem biliyorsunuz, tanıyorum ki hafif Allah kıssa şeyini, servetini, dinden çıkacak hani özü bile. Onunla tutunmuş. Onunla yaşayabiliyor. Bazı fakirler var, onu da biliyorum. Biraz var oldu mu hemen ailesini değiştireceğini, evi değiştireceğini, elbise değiştirir gibi eşini değiştireceğini biliyorum. Herkesin ruhunu bilen Allah, o ruhun ahiretine göre inkişaf ve inbisatını şu yöntemle, ötekisini bu yöntemle, ötekisini bu yöntemle. Onu kaderin dışına düşünme. Kader bana muamele ederken, bana yaptığı muameleden onlar ne kadar nasıl olacağını da bilerek yapıyor. Bir nevi merhamet ediyor değil mi abi? Merhamet ediyor ve vicdanen şöyle tatmin olacaksın. Kastamonu da okumuştuk. Senin iktidar ve ihtiyarın haricindeki hadiseye, onun rububiyeti, inayeti, adaleti, merhametin noktasında bak. Eğer sen onun sahibinden fazla şefkat edersen, ifrat-ı şefkat marazi ruhidir, sakami kalbidir. Demek istemezdim ama bir tanesini söyleyeyim. Bugün söyledim. Onu şeyde şey yaparım yani, mideniz bulandırmak istemem ama marazi ruhi olduğunu anlamanız da ancak herhalde bu olur. Korona vasıtasıyla ölen bir adamın kayınvalidesi mezarın yanındaydık. Hocalık sıfatıyla tarif ediyorum siyah torbada. Yani gözükmüyor ya artık sırtı vesaire. Tarif ediyorum, şöyle görün, tamam mı? Ondan sonra yanımda kaynanasın, ne diyor biliyor musun? Ey Rabbim, tövbe tövbe. Ya buna acımadım, acımadım. Bebelerine de mi acımadın diyor. Tövbe tövbe. Ben oradan kaçtım. Resmi hocaya bıraktım. Hocam ben gidiyorum dedim. Bıraktım. Ben, oysa konuşmuştuk, telkini ben verecektim. Niye bıraktım? Ben helak olurum diye. Lut gölümünden kaçan peygamberimiz gibi. Kaçtım. Sonra onu bırakır mıyım? Onu öyle bırakır mıyım? Hemen o anda. Hemen döndüm. Gel gel. Açtı kadın. Buyur hocam. Buyur hocam. Allah'ıma kırarım kafanı. Aynı üslubu kullanıyorum. Buyur hocam dedi. Ne dedin orada? Hocam adam. Çabuk. Ya Rab böyle dedim 3 defa. Allah'ım beni affet. Allah'ım beni affet. Hata yaptım. Tövbe ettirdim. Ondan sonra rahat ettim. Nasıl düşünmüş? Niye bunu misal verdim? İfrat-ı şefkat, şefkat, her şeyin tefriti, vasatı, ifratı var. İfrat sanki Allah'tan daha iyi düşünüyor o kulları, o bebeleri. Sen babasın, annesin, onun sahibi ya. Sahibi. Allah sahibi. Sen Allah'ın ortağı mısın? Şahin'in bana yaptığı gibi. Çayeli dershanesindeyiz Mehmet'te. Ondan sonra ders yaptık gündüz. Pazar günü oluyor. Ufak ders yapıyoruz oraya. Sonra pikniğe çıkıyoruz. Öğleyin kılıp namazı. Cemaat da, komple cemaat. Pikniğe gidiyoruz. Öğleyine kadar. Onun için çocuklar da gelmek istiyor ya pikniğe. Hemen derse katılıyorlar. Biz yarım saat ders atlan. Sonra pikniğe gideceğiz. Derste dedim ki, dersi okuyun. Mektubattaydı, hiç unutmuyorum. Konusu şuydu. Malikel mülk,
yetesarrafe fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Allah'ındır her şey. Biz onun sana. Ondan sonra bu dersi yaptıktan sonra 7 yaşında mı? Çocuk, Şahin. Bindik arabaya gittik. O şu anda Rize Havalimanı'na dolgu yapılıyor ya. O dolgu yapılan İhlamurluk dediğimiz tarlamızın karşısına oraya çıktık. Acayip su akıyor. Karşıyı gösteriyorum tabii. Dedim bak orası benim tarla ya. Ondan sonra şuradan şuraya kadar benim, şuradan şuraya kadar amcam, şundan şuna da benim. Çocuk şimdi yarım saatten önce her şey Allah'ındı. Burada hoca, aynı hoca diyor ki şuradan dereden tepeye kadar benim, şu amcam, şu da benim. Kendi uslup ifadesiyle, hoca sen Allah'ın ortağı mısın? Aşağıda Allah'ındı. Ha, bakın ne kadar şey, ruhani bir şeyleri var. Nasıl alıyor? Onun şeyi de o. Nasıl inkişaf edeceğini o biliyor. Biz onu iktidar ve ihtiyarımızla celbetmiyoruz. Şeyi demek istedim. İfrat-ı şefkat, yani şefkatin ifratı şefkat değilmiş. Neymiş? Ruh hastasıdır. Marazi kalbi, kalp hastası, sakami kalbi ve ruh hastası. Ruh, ruh. Sakami kalbi, marazi ruhi. Hasta. Çocuğa mı acıdı o? Bunu mu buldun dedi. Allah'ın sanki Allah'tan daha meraklı. O zaman senin iktidarın haricindeki hadiseye Allah buna bunu layık etti mi? En doğrusu budur. Sen bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Ben çocuk Musa Aleyhisselam kısasına çıktı. Ben o kadar hayatımda var ki. Neler var neler. Yok kötü yola düşeceğim hocam. Ben şu iyi değilim. Sahiplendik. Bilmem ne yaptık. Evlendirmesine şey yaptım, şu ne oldu, bu oldu. Belki piyasada en sert bana düşman olanlardan bir tane, birkaç tane de onlar. İnan, itimat edin bana. Birkaç tane bana zıt düşman alemde konuşanlardan bir tanesi de o. Sokakta buluyorsun, şey yapıyorsun, anne babandan itilmiş diye. Ondan sonra sahipleniyorsun, bilmem ne yapıyorsun, evlendiriyorsun. Sonradan o. Kızıyor muyum? Yok. Demek ki. Yani Allah'ın işine karışmanın bedelleri. Karışma. İyilik yapmayacak mısın? Yapman gerekenleri yap. Kalbini, aklını karıştırma. Bak yapman gerekenleri yap. Tamam. Ondan sonra sonuçtan bir şey bekleme. Sonuçtan bir şey bekleme. Allah için yap. Ama bu niye böyle oluyor? İtiraz varimin bana cezasıdır Allah'ım. O bana cezadır. Niye böyle abi, oluyor? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kalbinin kapısını kırıştırmaya biraz daha açar mısın? Yani yapmayacak mıyız yardımı? Ha, yapmaz olur muyuz? Bak ne dedim? Yardımı yapacaksın. Ama ben ne yaptım? Bu sefer yardımın dışında, yardım ettiğimden değil, itirazvari, sitemvari bir halim vardı. Ya Rabbi bu işte ya, bunu niye böyle oldu, niye böyle şey yaptım? Öyle düşünmemem gerekiyor, yapmam gerekenleri yapmam lazım. Ha? Yapman gerekenleri yap ama hikmet-i ilahiyeye teslim ol. O bu muameleyi. Adalettir. Benim de böyle yapmam da adalettir. Benim şu anda işim bu. Onun da işi bu. Ama bu niye böyle oldu? Sorma. İbrahim Hakkı diyor ya. Niye böyle? Niye şöyle? Değil mi? O öyle diyor. O öyle olması lazım. Rüştü abiye derdim. Rüştü abim niye böyle oluyor dedim. Gençtik. Aklımız o kadar basıyordu. Niye böyle oluyor? Rüştü abi niye böyle yapılıyor? Mesela niye Risale-i Nur bu adam, koca adam yani, alim adam.
itiraz ediyor ya. Ya niye böyle oluyor işte abi? Her şey şöyle derdi. Lazımdır ki o öyle olsun. Lazımdır ki o öyle olacaktı. Bu da böyle olacak. Peki itiraz edenlere nasıl bakıyor? Şimdi Risale'ye itiraz eden koca bir televizyonlarda büyük adamlardan bir tanesi. Hala televizyonlarda. Ya Rüştü abi dedim ya bu Alende bulundu dedim o zaman. Ayakta Cevşen okurdu. Cevşen hep ayakta okurdu. Böyle yürürdü yani. Çünkü o devamlı oturduğumuz için o evrattan dolaşarak okurdu. Hiç ses yapmadı ama sinirlendi biliyorum. Keşke demesem. Gitti geldi. Ben de oturuyorum ya. Öyle birisi yaşıyor mu dedi. Çok iyi biliyor yaşadığını. Tecavül arifaneden geliyor. Bilmiyormuş gibi. İki bir volta attı. Dedim ya Risale'ye itiraz ediyor falan adam. Şimdi iki voltadan sonra dedi ki size lazım olur. Öyle birisi yaşıyor mu dedi. Hiç ses yapmadım. Bildiği bir şey yaşadığını biliyor. Ses yapmadım. Eyvah. Gitti geldi. Dedi ki öyle birisi yaşasa cevap verilir. Sen öyle zannediyorsun. Öyle birisi yaşamıyor. O öyle bir ses motor sesiydi. İnsan sesi değil. Arabanın sesini duysan buradan araba geçse ya bu motor sesi niye böyle geçti de soruyor musun? Yok abi. Motor sesi yani. Öyle bir insan yok ki. Dedi. İki volta sonra dedi ki bazı insanları aklında yok et. Şimdi ben onu Türkçesini yapıyorum. Hayatınızda bazı kişileri, bazı hadiseleri çıkartın. Bazılarını toplayın. Bazılarını da çarpın. Bazılarını da bölün. Hayatınıza. Bazılarını hayatınızdan çıkarın. Bazılarını hayatınıza toplayın. Bazılarını hayatınızda çarpın. Bazılarını da bölün. Bak motor sesi. Motor sesi kabul edeceksin. Bir şey anlattığım gibi ama hayatınızda ben çok lazım olur. Benim hayatımda lazım olur. Size de olur. Niye böyle? Çoğu insan yaşamıyor, yaşamıyor. Yaşadığının farkında değil. Bu asır kayıp asır. Ulema İslam'a göre yaşanmamış kabul ediliyor. İnsanlık gelmediği kabul ediliyor. Ustadın ifadesiyle muhakematta kahtul rica. İnsan kıtlığı. 8 milyon insan var. İnsan kıtlığı varmış. Lazımdır ki öyle olsun arkadaşlar. Motor sesi. Hem insan son şeyi okuyayım. Saat kaç oldu? Hem insanın hotgam, hevesatı ve sufli ve akıbeti görmenin hissiyatı. Bak insan niye her şeyde güzel tarafı göremiyoruz? Hotgam hevesatı, sufli ve akıbeti görmenin hissiyatı. İnsan öyle ya, ahirete göre değerlendirmiyor çoğu zaman. Sufli, hevesli, alçak ölçülerimizle onunla istiyoruz. Onunla reddediyoruz. Neymiş? Sufli, akıbeti görmeyen hisle istiyoruz. Bunun akıbetini biliyor musun? Kainatta ceyran eden rahmaniyet ve hakimiyet ve rububiyet kanunlarına mikyas ve mehek ve mizan olamaz. Kendi aynesinin rengine göre görür, merhametsiz siyah bir kalp, kainatı ağlar, çirkin zulüm ve zulümat suretinde görür. Bir daha okuyayım. Kendi aynesinin rengine göre herkes görür. Merhametsiz siyah bir kalp. Merhametsiz siyah bir kalp. Kainatı ağlar. Çirkin zulüm ve zulümat suretini görür. Mesela felaket tellalları var ya piyasada esnafsınız çocuğum. Bulunuyorsun. Felaket tellalları niye öyle konuşuyor? Niye öyle görüyor? Çünkü aynesi bu. Aynesinin rengine göre görür. Merhametsiz siyah bir kalp kainatı ağlar, çirkin, zulüm, vahşet bunlarla dolu. Öyle görüyor.
Öyle görüyor. Ya. Mesela bu dışarıda gözlüğe bakıyorum. Şimdi gözlükle bakıyorum. Okuyorum. Uygularsam külliyatı, külliyatla bakıyorum. Külliyatı niye okuyoruz biz? Kur'an ne diyor diye bakıyor, okuyoruz. İşte bakmadığı için bunlar neymiş? Merhametsiz siyah bir kalp, kainatı ağlar, çirkin, zulümatlı görür. Neye benzetti? Kendi aynası rengi siyah ise kainatı siyah görür. Fakat iman gözüyle baksa, 70 güzel hülleleri giymiş bir cennet turisi gibi rahmetler ve hayırlar ve hikmetlerden dikilmiş 70 binler güzel libasları birbir üstüne giymiş daima güler, rahmetle tebessüm eder bir insanı ekber ve ondaki insan nevini bir kainat-ı sura ve her bir insanı bir alim-i asgar müşahede eder. Mesela son şeyde bu gündelik hayatımıza yangına ait bir cümle okuyayım. Kastamonu'yu ver. Ondan sonra kapatayım. Yani nasıl bakacağız buna? Biliyorum böyle bir içinizde şey var. Yangın, dört tane şey şu anda aktif. Yangın var. Aynı memlekette sel baskınları var. Aynı memlekette deprem var. Oluyor. Aynı memlekette korona salgını var. Var mı? Aynısı olmuş. Aha. Dördü bir arada. Hani satıyorlar ya böyle uyduruk, böyle sahte şey var, kahve var. Yahudi kahvesi, Nescafe. Dördü bir arada, üçü bir arada diyor ya. Sahte ya. Fındık kabuğunu kurutmuş kahve diye sapan. Şimdi dördü bir arada. Bir yangın. Su baskını. Korona, bir de deprem. Şimdi onlar olmuş mu burada var. 131 sözler, onlar şey, Kastamonu'nu okuyorum, kesiyorum, ezan da okunuyor. Niye böyle oluyor? Niye böyle oldu? Zalim elin, tamam, zalim beşerin eliyle oluyor. Onu zaten biliyoruz. Kader niye müsaade etti? Zalim beşerin eliyle oluyor. Tamam, bir daha. Bu işler Allah'ın, hani derler ya halk tabiriyle, Allah'ın sopası yok. Zalimin zulmü hani devam ediyor. Ha. Ama kader niye fetva veriyor? Niçin? Zaaf-ı imandan gelen tuğyan. Zaaf-ı imandan gelen isyan. Kardeşim, faiz, namaz, uryan, çırpçıplak, hak, batıl, doğru, yanlış adamın aleminde Allah yok. Genel oldu. Genel olmasa bile 25. sayfa Kastamonu'da Müslüman bir kere yapmasa bile hissiyatında bir nefret yok. 25. sayfada diyor, bir de deprem barsında diyor ki ilk önce fikren karşı olması lazım. Fikren yapmayınca karışmıyor. Sonra fikri yumuşuyor. Sonra iltizam ediyor. Sonra iltihak oluyor. Demek ki haya yok. Uryan, uryan, çırpçıplak. Faiz helal olmuş. İnsan öldürmek sıradan olmuş. Namaz yok. Hak yok, batıl yok. Şimdi bu nereden çıktı? Zaaf imandan gelen tuğyan, isyan. Eksel musibeti ameyi celbettiği gibi, dördünü de sayacak, eksel musibeti ameyi celbettiği gibi, imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur bu musibeti ameyi dairesinin haricine bırakmaya rahmet-i ilahi tarafına vesile oldu. Yani Risale-i Nur'u dinleyen şakirdine meşgul olmadığı için haber şunda, dairesinin dışına bırakmış ve rahat ediyor. Bu ehli dünya, bak şimdi, bu bahanesiyle Müslümanlara hücum yapıldı.
Müslümanlara bayağı hücum yapıldı, yapılıyor. Bu ehli dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler yakında bekleyen yangınlar, bir. Tufanlar, iki, sel baskınları. Üç, zelzele. Dört, taun, salgın hastalıkları. İstilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Risale-i Nur ile özdeş yapılıyor. Yani o içerisinde gösteriliyor. Kasten bunu bilmeyerek değil, biliyor. Zındıka komitesi ona alet olan Müslüman bu Risale-i Nur'un bildiği halde olmadığını, hiç alakası olmadığını. Mesela şöyle misal vereyim. Siz kalpazanlık yapsanız, sahte para bassanız 200 liranın sahtesini mi yapardınız 20 liranın? Madem yapıyorsun kalpazanlık, en kalitesi. Şimdi adam en yüksekten aldı. Risale-i Nur'un içinden bir şey. Çok iyi biliyor. Devlet ricali de, alim ricali de, herkes biliyor ki bu istismar da. Ama Risale-i içine kasten ısrar ediliyor. Bu bahaneyle Müslümanların hücum edildi. Ama ne yapsa etmez. Sistem kokuşmuş ya. Sistemde fırsatçı var. Adam ne yapacak ki? Kadrosunu ne kadar yapabilir? Bu sefer ehl-i iman, hasreten Risale'ne hücum edilince yakında bekleyen yangınlar, iki tufanlar, üç zelzeleler, dört taunlar istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Sebebi zaafı imandan gelen tuğyan. İman zaafından gelen İslam esasları kemleküm sayılmış. Haça gidiliyor. Nasıl gözüküyorum? Kabe. Ya artistik yapmaya mı gittin? Hac farizası böyle olur mu? Film çekmeye gitmiş. Rüyalarla dolu. Hac allama, tazarru, yakarış, tövbe ve istiğfar makamı iken resim çekme mahali olmuş. Allah da aldı mı elinden? Ha, bak bakalım canlı yeni, nasıl, ha, selam söyle Kabe. Bu ne ya? Öyle mi değil? Ha, kader onu aldı mı? Faizi ele al mı dedi? Sari ifadeyle Allah ve Resulüne savaş açmak yerine. Bak neyini aldı? Varlık içine kıtlık veriyor. Var. Lan eskide hiç kimsenin araba, bu mahallede kimsenin araba yoktu. Şimdi her evde iki tane var. Ama şimdi daha aç. Kanaat azdı. Teslim, tevekkül, itimat, teslim, kanaat, bir şey yok. Haya, uryan gibi dolaşılıyor. Namaz, şey yok. Birbirlerimizle de tenkit ediyoruz. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat yok Cenab-ı Hakk'a. Dört tane de şeyi bir anda veriyor. Yangın, tufan, zelzele, taun. Zaaf imandan gelen tuğyan diyor. Sebebi oymuş. Zaaf-ı imandan gelen isyanımız. Zalim beşerin eliyle tokatlıyor. Cümle bu. Zaaf-ı imandan gelen isyanımızdan Allah zalim beşerin, o zalim, zalimlerin elleriyle bizi terbiye ediyor. Olursa tabii. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canda aziz eylesin. Evladı iyalinizi, iyalimizi Cenab-ı Hak Deccal ve Süfyanların şerrinden muhafaza eylesin. Hakkı hak bilme, batılı batıl bilip de batıldan uzaklaşan zümresinden ilhak eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize mabetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Allah bizi bize bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman O bizi unutmasın. İştirak-ı amali uhreviyemizden ziyade hissemizi aktif eylesin. Vefat eden Müslüman kardeşlerimize Allah merhamet eylesin. Yaralı olan, böyle yangında, devlete, millet için uğraşan kardeşlerimizden acilen şifa nasip eylesin. Hastanelerde olan kardeşler bizden dua istiyor. Cenab-ı Hak onlara merhamet eylesin. Amin. Ve acilen şifa nasip eylesin. Amin. Boşluk kardeşlerimize eda, amin, dertlerimize de deva,
nasip eylesin. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi hürmetine. Amin. Vahir davakum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat. Var mı sorunuz abi? Aslında kaçta 131 idi değil mi o? 131. 123'te de Ustad diyor ki bu yangından selameti kalbini, istirahat-ı ruhunu kurtaranlar, bu işe kafasını sokmayanlar. Anladın mı? 123. Ne demiş? Bir de 123'te dünyada bir yangın olacağını, onlardan en selametlisi iman olacağını, onlar için içinde de Risale-i Nur, onlar içinde de ehli sadakat ve ehli tevekkül kurtulacağını söylüyor. Ve huzurlu olabilmek için aranızda diyor İktisat Risalesi, İhlas Risalesi'nin, Uvvet Risalesi'ni bol okuyun diyor. Bu defi belliyat oluyor. Hocam bir süre okusan gel ya. Gel ya gel. Daha şey olmadı, siz uğraşırken hocam İyi ki kapatmadım, ben seni unutmadım da göremedim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Rabbena zalemnâ سَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قال فيها تحيون فيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقونا ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة